2017 tarihinde önceki belediye başkanımız Recep Altay Bey istifa etti. 2 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir Meclisimiz gerekli oylamayı yaptı. Ben buradan destek veren veya vermeyen hiç önemli değil. Herkesin kanaatidir. Herkese çok teşekkür ederim. Tabii ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve bağımsız üyelerin gösterdikleri nezaket dolayısıyla bizatihi mecliste bulunarak ve destek vererek gösterdikleri nezaket dolayısıyla bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hemen akabinde Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımızla beraber sembolik gerçekleştirdiğimiz bir mini törenle makamda akabinde hemen bu çalışmaya başlandığını da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla 2 Kasım tarihi fiili başlamıştır ama o gün törenler oldu, tören, mini tören olduğu için 3 Kasım tarihinde sabah Emir Sultan'da önce namaz ve sonra duayla başladık. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ettik. Çünkü bunlar Bursa'nın sembolleri. Ve mülki amirimiz olan Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kapalı Çarşı esnafıyla Bursa'nın kalbidir. Bir araya geldik ve arkadaşlar o günden beri de koşturuyoruz. Tespitlerimizi, kanaatlerimizi de inşallah birazdan sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar dersime çalıştım. Güçlü yönleri biliyorum, zayıf yönleri biliyorum. Ben 3,5 senedir Büyükşehir Meclis üyesiyim aynı zamanda. 13,5 yıllık belediye başkanlığı tecrübem var. Şunu ifade etmeliyim ki, Bursa'nın merkezden sonraki en büyük ilçesinde belediye başkanlığı yaptım. Ekonomi vardı, sanayi vardı, nüfus artışı vardı. Ama takdir edersiniz ki buraya gelen rakamlar veya sorunlar çok daha farklıydı veya küçüktü. Amacım geçmişi aşıp atıp tutmak değil, onu söyleyeyim. Hiçbir zaman için bunu yapmayacağım. Yanlışlar varsa bunları tespit etmek, birilerinin gözüne soka soka değil, değiştirilmesi gerekenleri değiştirmek, revize edilmesi gerekenleri revize etmek, iptal edilmesi gerekenler varsa kesinlikle ve kesinlikle hiç sakınmadan iptal etmek, devam ettirilmesi, artırılması gerekenler varsa da hem teşekkür ederek sonuna kadar sahiplenerek devam ettirmek noktasında çok samimi ve kararlı olduğumu özellikle ama özellikle ifade etmek istiyorum. Onu asayım, bunu keseyim, bilmem kaç tane adamı görevden alayım, bilmem kaç kişiyi değiştireyim gibi bir tarzım asla yok. Bunu söyleyeyim. Şov peşinde falan değil. 13,5 yıldır bu işi yaptığımı ifade ettim sizlere. Bursa şehrinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, belediyemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, işin özünde vatandaşın rahatı ve huzuru için o menfaat neyi gerektiriyorsa veya onun menfaati için neyi gerektiriyorsa arkadaşlar onları yapmak durumundayız. Ben realiteye ve mevcut duruma bakıyorum. Hiç hayat peşinde falan koşmuyorum.
İşin realitesi nedir? Olacaklar nelerdir? Olabilecekler nelerdir? Arkadaşlar, Bursa nerede? Ne olması lazım? Bursa insanı nelerden şikayetçi ve neler istiyor? Bursa'yı yaşanılır bir şehir haline getirmek için neler yapabiliriz? Bunun için tüm kurumlarla, tüm STK'larla, tüm bu konudaki kurulmuş dernek ve vakıflarla istişare etmeye kesinlikle hazırım. Hiçbir kompleksim yok. Bakın geçen hafta ilçe ziyaretlerine tek tek başladık. 3-4 saat ilçede kalıyoruz. Tabir yerindeyse gelinen noktayı tek tek ameliyat yapıyoruz. Gelinen noktayı tespit edip bundan sonraki süreçte neler yapabilirizle alakalı tespitlerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bir ameliyat gerçekleştiriyoruz tabirimiz. Yarın nasip olursa Mudanya, önce Nilüfer, sonra Mudanya, daha sonra Kemalpaşa ve en sonunda Karacabey var. Bir aylık şu Aralık ayı içerisinde bunların tamamını bitirmek durumundayız. Nihayetinde oradaki belediye başkanımız beni telefonla aramış, aramamış, makamıma gelmiş, gelmemiş. Bununla ilgili bir beklentim yok. Şehrin seçilmiş belediye başkanıma istişare etmek durumundayım. Beni telefonla aramayan, telefonla bile aramayan, bırakın gelip makamına söylemeyi. Arkadaşlar var, hiç önemli değil. Seçilmiş belediye başkanı var. Orada bizim Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar var. Orada sıkıntılar var. Yeni yasayla bütün şehir kapsamında biz trafik, ulaşım, altyapı ve benzeri konular başta olmak üzere bununla alakalı tek yetkiliysek takdir edersiniz ki o şehirde yaşayanlardan ve o şehirde yöneticilik yapanlardan bunları dinlemek durumundayız. Arkadaşlar, böyle bir göreve layık görmek gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. Ama ne olduğunu delisi olmak durumunda değiliz. Ayaklar yere çok sağlam basıyor, bunu söyleyeyim. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bunu her arkadaşımız yapabilirdi. Biz üç arkadaş olarak gittik biliyorsunuz. Çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımız, çok değerli Yıldırım Belediye Başkanımız, diğer belediye başkan arkadaşlarımız vardı. Gerçekten bu işi layık ve şiir yapacak arkadaşlarımız vardı. Ama nihayetinde bir kişiye karar verilecekti biliyorsunuz. Ve şahsımla alakalı bir değerlendirme gerçekleştirildi. Zaten benim için 15-20 gün öncesinden ufak ufak dersime çalışıyorum. Ve şu özellikle ilk 20 gün içerisinde yoğun briefing döneminde, yoğun mesailer döneminde gerekli çalışmaları deyim yerindeyse tamamladık ve nihayetinde kendimize bu manada bir yol haritası verildi. Arkadaşlar daha önce bahsettim. 3P kuralı. Para, personel ve proje. Eğer bu üçü arasında bir ahenk, bir uyum varsa belediyenin ölçeği ne olursa olsun sorun ve sıkıntı yok. Bunu ne kadar ahenkli bir şekilde götürüyorsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Ama şu bir vaka, burası Anadolu. İnsanlara dokunmanız lazım. Acısında ve tatlısında beraber olmanız lazım. Onların gönüllerini almanız lazım. Siz sokakları altınla döşeyin. Gönülleri imar edemezseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir yerel yönetici olarak özellikle üzerine basa basa işaret ettiği bir konu. Dolayısıyla muvaffak olmanız mümkün değil. Aynen onları yerine getirirken beraberinde de az önce bahsettiğim 3P'lik gibi bu üçünü senkronize bir şekilde, ahenkli bir şekilde götürmek zorundayız arkadaşlar. Bununla alakalı sıkıntılarımız var. Bunu sanırım sizler de biliyorsunuz. Arkadaşlar, borçsuz belediye fikrine asla katılmıyorum. Kasamızda şu kadar para var. İş yapan belediyenin borcu olur. Mesele sürdürülebilir borçlarınızın olması. Hele Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye'nin 4. büyük belediyesinin borçlarının olması çok normaldir. Yeter ki sizin genel gidişatınızı, genel durumunuzu etkilemesin. Önemli olan sürdürülebilir olsun. Arkadaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçları var. Hem de ciddi borçları var. İşin ilginci, hep duyuyorsunuzdur, 2032 yılına kadar borçlarımız var. Çok normal olabilir. Avrupa Merkezi veya Dünya Bankası Merkezi veya yurt dışından alınmış borçlar var. Bunların dağıtımı bu şekilde olabilir ama işin ilginç tarafı
Kıymetli arkadaşlar, borçların %60'ı 2018, 2019 ve 2020 yıllarında. 3 yılda ödenecek borçlar. 2018 ile alakalı hele çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben çok basit şöyle bir hesaplayayım. Bugün çok rakam konuşacak değilim. 2018'deki gelirlerimiz, 2018'deki genel giderlerimiz ve kredilerimizi karşılamıyor. Devam eden projelerimizin ve yeni yapmayı düşündüğümüz projelerin hak edişleri falan demiyorum ben. Genel giderlerimiz ve beraberinde mevcut kredilerimizi, var olan kredilerimizi karşılamaya yetmiyor. Kredilerimize kapalı bu arada, onu da söyleyeyim. Kredi alma hakkımız yok. Kıymetli arkadaşlar, en küçük bir endişem yok. Çok samimi olarak söylüyorum. Bunu da şirinlik olsun diye söylemiyorum. En küçük bir endişe duyuyorum. Güvencem önce Cenab-ı Allah, sonra bizim davamızın lideri ve çok iyi bir belediyeci olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, özellikle Bursa'nın şu anki siyasete önderi konumundaki çok değerli başbakan yardımcımız ve beraberinde her ne kadar fiili olarak bakanlıklar olmasa da iki güçlü isim olan eski bakanlarımız, milletvekillerimiz, diğer milletvekili arkadaşlarımız, beraberinde il başkanımız başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımız bazen önerileriyle, bazen eleştirileriyle, bazen teşvikleriyle, destekleriyle inşallah bu sürece en çok destek verecek olan insanlar. Arkadaşlar, tecrübem, sabrım ve şu an oluşturduğum ve zaman içerisinde daha da oluşturacağım, şekillendireceğim kadro benim en büyük güvencemdir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Belediye başkanı bir maestrodur. Ekibini sevk ve idare eder, denetler, yönetir ve bu tabir elindeyse 7-24 devam eden bir ilişkidir. Kıymetli arkadaşlar, fiili olarak 34. günüm dedi. Tabii istedik ki tespitlerimizi, öngörümüzü, çözüm önerilerimizi sizler aracılığıyla kamuoyuyla az önce ifade ettiğim gibi bu sabah buluşmasında ve akşam televizyon programıyla ifade edelim. Daha sonra tabii ki bizler sizleri ziyaret edeceğiz. Sizler bizleri ziyaret ediyorsunuz, etmeye çalışıyorsunuz. Farklı televizyon programlarına katılacağız. Gazetelere demeçler vereceğiz. Derdimizi her zaman Bursa halkıyla paylaşmaya çalışacağız. Tabii şunu unutmayalım. Olası bir yerel seçime bugünden baktığımızda 16 aydan daha kısa ve daha kısa bir zaman var. Akıllı mantıklı olmak durumundayız. Bir şeyin planı projesini yapsak, ihalesi ilanı, askısı itirazı başladığımız orta ölçekli bir projeyi bu süre zarfında bitirmek mümkün değil. Mali tablodan az önce size bahsettim. Lakin arkadaş, biz böyle bir durumdayız demek durumunda falan değiliz. Problemlerin ne olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla da bunlar için gerekenleri bir yapmak durumundayız. 34 günde ne yaptık? Allah razı olsun, sizler de izliyorsunuz. Gazetelerimiz, televizyonlarımız aracılığıyla paylaşıyorsunuz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Toplu buluşmamızı yaptık. Tebrikat töreni. Belediye başkanlarımızla buluştuk. Teşkilatımıza derdimizi anlattık. Her kaderde de. Gençlik kolları ve kadın kolları da buna dahil olmak üzere. Başta Sayın Başbakan Yardımcımız ve milletvekillerimizle bir araya geldik. Tam 3,5-4 saat sonra il başkanımızla bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdik. Beklentileri, öngörüleri nelerdir? Benim bu konudaki sorunlarla ilgili çözüm önerileri nelerdir? Bunları anlattık. İlçeleri tek tek geziyoruz arkadaşlar. Öncelikle STK ve kurumlardan ben randevular veririm ama yani normal rutin hayırlı olsun ziyaretinden ziyade çözüm odaklı efendim şehri ilgilendiren, şehrin genelini ilgilendiren konularla alakalı
daha ziyade yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşla görüşüyorum, beklentileri öğreniyorum, metroya biniyorum, otobüse biniyorum, kendi aracımla geziyorum. Yani kendi aracımla geziyorum ve şehri bir belediye başkanı gözüyle değil de şehirde yaşayan bir insan gözüyle incelemeye çalışıyorum. İşte bizim bereket sofrası buluşmalarımız var. Çıkışta yaptığımız görüşmeler var, aldığımız notlardan. Arkadaşlar, velhasıl Bursa benim damarlarımda dolaşan kan gibi bütün vücudumu sarmış durumda. Cuma günleri itibaren de artık şehirde ikamet ettiğimi de özellikle ifade etmek istiyorum. Şunun farkındayım. Bursa Türkiye'nin 4. büyük ili. Bursa Türkiye'nin 2. büyük ticaret şehri. Bursa büyük projeler kovalamak zorunda arkadaşlar. Yaptığı projelerde örnek olmak zorunda. 17 tane ilçe belediyemiz ki bir araya geldiğimizi de ifade ettik. Otobüsünden pilavına, aşuresinden yemeğine varana kadar bir sürü kurumlara, kuruluşlara destekler, katkılar verilmeye çalışılıyor. Ama Büyükşehir Yasası'nın da çok iyi işaret ettiği gibi bizler şehrin imarıyla alakalı, kentsel dönüşümüyle alakalı, ulaşım ve trafiğiyle alakalı, altyapısıyla alakalı, turizmiyle alakalı, ekonomisiyle alakalı vizyon projeler yapmalıyız. Ve bu doğrultuda bazen önde koşarak, bazen arkadan destek vererek, bazen maddi destek sağlayarak, bazen adımız hiç geçmese de o işte katalizör olarak görev almak zorundayız. İlçe belediyelerimiz daha ziyade yasanın da tanımladığı gibi sosyal belediyecilik yapmak durumundalar. Bu konudaki heyecanımı arkadaşlarla da ifade ettim. Gelen herkese de söylüyorum. Lütfen bu konuyla alakalı ilçe belediyelerimizi harekete geçirelim. Tabii kıymetli arkadaşlar, bunları yaparken ben yalnız başıma bir hiçim. Ama diğer katmanları saydığımızda hep beraber bütün olduğumuzda bir puzzle'ın parçaları gibi bir güzelliği ortaya çıkarıyoruz. Herkesi gözüne almak durumundayız. Başbakan yardımcımız, tecrübeli bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanı ve teşkilatı, Bursa'nın tüm dinamikleri hep beraber, onlarla beraber başaracağız demiş. Eğer yürekler toplu atmazsa kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı olacağını, belirli sıkıntılar çıkacağını ifade etmek istedim. Ama birkaç kişisel konunun da asla bizi yolumuzdan çeviremeyeceğini ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, yine belediyelik ekip arkadaşlarımla bunu beraber yapacağım. Bu konuda da bir dezenformasyon yapılıyor. Özellikle katılmadığımı burada üzerine basa basa ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde, Buski'de bizim bağlı şirketlerimizden 11 tane bağlı şirketimizde çalışan arkadaşımızın hepsinin işçisiyle, memuruyla, bürokratıyla, yöneticisiyle bu sürece katkısı olacak. Bakmayın siz sağda solda böyle adam çıkarıyorlarmış, yok 300 kişi çıkaracaklarmış, yok 2000 kişi çıkaracaklarmış ve benzeri konuları söylediklerine. Arkadaşlar, ben hayatım boyunca kimsenin ekmeğini oynamadım. Asla böyle bir şey de düşünmüyorum. Bundan da Allah'a sığınırım. Lakin çalışmayan, üretmeyen, safsaklayan, yanlış yapan babam olsa vallahi tanımam ben açıkçası. Bu derdimi de herkese çok net bir şekilde ifade ederim. Çok süslü sözler bilmem. Çok bu konuda siyaset yapamam. İşin gereklilikleri neyi gerektiriyorsa, işin gidişatı neyi gerektiriyorsa onları yapmak durumundayım. Dolayısıyla bu konuda bir algı oluşturmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğimi buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, sonuç odaklı olacağız. Evelemeden, gevelemeden sorun çözeceğiz. Söz verdik mi yerine getireceğiz arkadaşlar. Özellikle tüm bürokrat arkadaşlara söylediğim bir konu. Bir şeyin sözünü verdik mi yerine getireceğiz. Hesabımızı, kitabımızı iyi yapacağız ve şeffaf olacağız. İşler birilerine tavasutuyla yürümeyecek. Öncelikle önceliklere göre, aciliyete göre işler halledilecek. Eldeki imkanlar kısıtlı. İktisatta da kuralı değil mi zaten? Sınırsız bir kaynağımız yok. Öncelikli olan
acil olan, daha fazla kişiyi ilgilendiren konu neyse takdir edersiniz ki onları halletmek durumundayız. Arkadaşlar bir tane derdimiz var. Bu milletin hayır duasını almak ve beraberinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda 2019 yerel ve genel seçimlerine Bursa'mızı en güzel şekilde hazırlamak. Bu şehrin yerel yöneticisi olarak bu noktaya ne kadar üst düzeyde katkı verebilirsem ben nihayet olarak amacıma ulaşmış olacağım. Arkadaşlar, tabii belirli konu başlıklarımız var. Çok şeyler ifade edilebilir, söylenebilir. Ama masada kahvaltı ederken de arkadaşlara söyledim. Doğu Beste yaklaşık 8-9 ay gittiğimde ki bir grup basın mensubu arkadaşlar o gezide bulmuştuk beraber. Herkese sorduğum bir soru var. Her tanıştırma sizce Doğu Beste'nin en önemli üç problemi ne diye Bursa'ya da geldiğimizde aynısını dost meclislerinde katıldığımız ortamlarda ifade ettim. Sizce Bursa'nın en büyük üç problemi nedir? Ben şu ana kadar ulaşım, trafik, toplu taşıma bunların hepsini tek maddede ele alacak olursak maddesini ikinci sırada söyleniş gördüm. Hep bir. Hep bir. Herkes ilk üçte bunu muhakkak söylüyor ve birinci sırada söylüyor. Bu arada su hakkımız var değil mi Ahmet Bey? Birinci sırada söylüyor. O kadar etkili yetkili Bursa basının karşısına çıkınca adamın dili de makuluyor ama yanlış anlıyorum, susuz da anlatırım, problem değil. Sağ olasın. Birinci sırada trafik, ulaşım, toplu ulaşımın kalitesi, toplu ulaşımın fiyatı ve benzeri konular var arkadaşlar. Tabii bu noktada hep konuştuğumuz bir şey de var. Ya biz Ankara'nın gücünü çok fazla kullanamıyoruz. Biz efendim merkezi hükümetin imkanlarını, bakanlıkların imkanlarını Bursa olarak çok kullanamıyoruz gibi. Sağlıkla alakalı yapılmış yapılmakta olan yatırımlar var. Ulaşımla alakalı yapılmış yapılmakta olan yatırımlar var. Arkadaşlar bunu sadece bir noktaya fokuslanarak değerlendirmemek lazım. Ciddi destekler de olmuş ama biz bu saatten sonra bu gücü de kullanarak neler katabiliriz bu işe? Bu işin derdi heyecanı içerisindeyiz. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, birinci maddemiz ulaşım, trafik, toplu taşıma bir bütün olarak düşündüğümüz bizim. Arkadaşlar, not aldığımız konular var. İptal ettiğimiz konular var. Revize ettiğimiz konular var. Yani ben şunları iptal ettiğimin derdinde falan değilim. Bütçe realitesi içerisinde hareket etmek durumunda olduğumu çok net bir şekilde biliyorum. Arkadaşlar ben aynı zamanda ticaret erbabıyım. Fayda maliyet analizi yapıyorum. Getirilerini götürülü hesaplıyorum. Belediyecilik sadece yapmaktan ibaret değil. Bunun işletiminin, bunun getirilerinin götürülünü de çok iyi hesap etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de konunun uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Ben mühendis değilim arkadaşlar. Ben Uludağ Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi işletme mezunuyum. Mali müşavirim. Özel sektörden geliyorum. Ticaret yapmışım. İnsan yönetiminde tecrübelerim olmuş. Hem özel sektörde hem belediyecilikte, kamuda. Dolayısıyla ben bu tecrübelerimi işin uzmanlarından, bilenlerinden bilgiler alarak efendim ortaya bir sunum yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla da bununla alakalı şehrin menfaatleri iptali gerekiyorsa iptal, onları da anlatacağım birazdan. Uygulamayı gerektiriyorsa uygulama, revizyonu gerektiriyorsa revizyon yapmak durumundayız. Hiçbir ilçemizin, hiçbir şehir merkezinde veya diğer ilçelerimizdeki hiçbir konuyu kuru kuruya iptal etmenin derdi içerisinde falan değilim. Arkadaşlarımıza da bunu dilimin döndüğünce belediye başkanlarımıza ifade ettik. Arkadaşlar, tabii şunu ifade edeyim ki gelişen şehirlerde raylı sistemler, metro kaçınılmaz bir gerçek. Bursa'mızda da geçmişte yapılmış çalışmalar var.
Kim ne yaptıysa Allah razı olsun. Devam eden meşhur T2'miz de var biliyorsunuz. Bunun getirileri, götürüleri, öngörüleri muhakkak sürede hesaplanıyor. Gittim, özellikle caddeyi kullanan esnafla, caddeyi kullanan insanlarla da farklı noktalarda bir araya gelerek onları dinledim. Onların öfkelerini dinledim tabii öncelikle. Yaklaşık birkaç, yani iki yıldır o dolmuşluklarını tabirinde dinledik. Derdimizi, yapmak istediklerimizi onlara da ifade ettik. Kıymetli arkadaşlar, 48 kilometrelik toplamda bir hattımız var. Bu azımsanmayacak bir rakam ama özellikle bunun büyük bir kısmının yer üstü olmasının tabii ki metro değil de hep trafiği de engellememesi adına yer altı beklentisi olduğu için belki bunun biraz kaygıları var, bunun biraz öfkesi var. Özellikle de T2'nin zamanlaması doğru muydu, değil miydi noktasında veya genellik var mıydı, yok muydu noktasındaki öngörüler var. Arkadaşlar, şunu ifade etmeliyim. Bursa'yı araştırdığında sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu azaltmak için sefer süresinin düşürülmesi, sefer sıklığının artırılması ve istasyon bekleme sürelerinde iyileştirme sağlayacak raylı sistemde yazılım ve modernizasyona yönelik düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunlar ciddi maliyetler. Teknik anlamda bazı şeyler el veriyor, bazı şeyler el vermiyor. Bunlar anlatırken çok kolay böyle seri anlatılıyor ama rakamsal olarak bunlar çok ciddi maliyetler. Bursaray araç dizaynını değiştirerek yolcu kapasite artışının sağlanması, Bursaray istasyon bölgelerinde otopark ve bisiklet park alanlarının geliştirerek yeniden düzenlenmesi, park etme sistemiyle raylı sistemi kullanan araç sürücülerinin ücretsiz kullanımının sağlanması, otobüs ve minibüs hatlarında yeniden bir düzenleme yapılarak toplu taşıma sisteminin optimizasyonu ve Bursaray ile entegrasyonunun sağlanması. Arkadaşlar, şehrin doğu batı aksında yer alan D200 Ankara İzmir karayolu üzerinde trafik akışını hızlandırıcı park yasağı, yan yol giriş çıkışlarının azaltılması ve tek yön benzeri önlemlerle ana yol trafik akışının iyileştirilmesi. Tabii Kestel Görükle arasında ana aksa 213 tane çıkış noktası var arkadaşlar. Bunları ada bazında planlayacağız. Çözüm ortağı olarak gördüğümüz minibüsçüler ve benzerleri var. Her isteyenin her istediği yere gittiği bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu acı gerçekten hareketle belirli uygulamaları yapmak durumundayız. D200 İzmir Ankara Karayolu üzerinde yer alan Küçük Sanayi Gül Kavşağı, Mudanya Kavşağı, Acemler Kavşağı, Gökdere Kavşağı, Orta Sansız Kavşağı bölgesinde şerit genişletmesi yapılarak fizik yapının iyileştirilmesi ile araç geçiş kapasitesinin artırılması, arkadaşlar Doğu Batı aksının düğüm noktası olan Acemler Köprülü Kavşağı'nda İzmir yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı'na gelmeden direksiyonel bir kol ile yakın çevrede geçişi sağlayacak Acemler Viyadüğü'nün yapılması, D200 İzmir Ankara Karayolu üzerinde yer alan Mudanya Kavşağı stadyum bağlantı yolları köprü ve viyadük imalatlarıyla Mudanya Köprülü Kavşağı'nda İzmir dönüş konu yapılarak Beşeriler dik kaldırımında trafik bağlantılarının sağlanması, D200 İzmir Ankara Karayolu güzergahından Mudanya Kavşak yaklaşımında servis yolu oluşturarak Soğukkuyu Caddesi'nden çıkış yapan araç trafiğinin Mudanya yolu güzergahına yönlendirilmesi, İstanbul yolu güzergahında 5 yol köprülü kavşağı ve paralel köprülü kavşağı ve bağlantı yollarının öncelikle tamamlanarak İstanbul yolu güzergahında yolun her iki yönde 3 şeride çıkarılması, ne kadar farkındasınız değilsiniz diyorum ama iki gün önce gelen sekreter yardımcımıza ifade eden konu, gelip bizi burada dinlediniz ya, şu çalışmaları hızlandırırız ya, Allah sizden razı olsun, bunun moral ve motivasyonu bize yeter diyen hem telefonlarımın mesajlar hem de efendim bu noktada söylemlere muhatap kalıyoruz. Tabii mutlu oluyoruz. Arkadaşlara kesin talimat verdik. Hayatın acilen normalleştirilmesi için. Kentin doğu batı bağlantısına alternatif olarak kullanılacak 30 metrelik imar yolunun Çelebi Mehmet Bulvarı, Hüdavi Yer Bulvarı, Yıldırım Beyazıt Bulvarı kesiminde kamulaştırmaları tamamlanarak yol bağlantılarının yapılması. Arkadaşlar, kentin doğu batı bağlantısına alternatif olarak kullanılan Kasım Eradır Bulvarı, Eğitim Bulvarı, Mimar Sinan Bulvarı, Erdoğan Caddesi güzergahında kamulaştırmaları tamamlanarak Esenevler Köprülü Kavşağı ve Otosantik bağlantısının sağlanması, İstanbul yolu ile Mudan yolu arasında alternatif yol güzergahı olarak Panayır Kavşağı, Yenici Abat, Yunus Emre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Hamitler, Akpınar güzergahındaki yola yapılması,
Atabulvarı güzergahında organize sanayi bölgesi bağlantısı sağlanan Işıktepe, Kırmızı Cadde ve Fethiye Sarı Cadde kavşaklarında ilave şehit ve dönüş yolu kollarıyla birlikte akıllı kavşak uygulaması yapılarak kavşak araç geçiş kapasitesinin artırılması, Mudanya yolu Sinanmen'de Akpınar Köprüsü kavşağında ilave dönüş kolu yapılarak Mudanya yönünden gelen trafiğin Akpınar Hamitler Gürsel'in güzergahına kesintisiz ulaşımın sağlanması, şehir içine kamyon, tır, iş makinesi ve beton mikserlerinin geçtiğini tamamen yasaklanması. Bu konuyla Ekim ayında bir karar var bununla alakalı arkadaşlar. Belirli saatler içerisinde tamamen yasak. Bunları denetlemek durumundayız. Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde Bursa Çevre Yolu'na Doğanköy Şehir Hastanesi bağlantı kavşağı ve imar yolları yapılarak sanayi içindeki kamyon ve tır trafiğinin Mudan yolu ve şehir güzergahlarına girişinin önlenmesi çok önemli. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinde Bursa Çevre Yolu'na direkt bağlantı yolu ve kavşağı yapılarak sanayi içindeki kamyon ve tır trafiğinin İstanbul'dan ve şehir içi güzergahlarına girişinin önlenmesi. Mudanya ve Güzelyalı merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla Aydınpınar, Yörükale, Işıklı güzergahından çevre yolu yapılması. Mudanya yolu üzerinde Emek Kavşağı ve Esentepe Kavşağı, Ankara yolu üzerinde İhsas Kavşağı ve Otosansız Kavşağı, Orhanlı yolu üzerinde Beşevler Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Ulu'nda Tuna Caddesi Kavşağı'nda Orta Dönem adını kaldırılarak akıllı kavşak uygulaması ile trafik akışının hızlandırılması. D200 Ankara İzmir Karayolu, Mudan yolu, İstanbul yolu ve yakın çevre yolu güzergahında trafik elektronik denetim sistemlerini kurularak trafik ihlallerinin önlenmesi ve yol güvenliğinin arttırılması, TEDES ile alakalı uygulanan. Ana arterlerde bulunan siyalize kavşakların tek merkeze yönetildiği ve yol güzergahlarının sunucu bilgilendirme sistemlerinin yer aldığı Bursa Kentsel Trafik Yönetim Projesi'nin uygulanması. Stadyumda ciddi sıkıntı var maç olduğu günlerde. Stadyum bağlantı yolları ve Mudanya kavşağı viyadük imalatlarının yapılmasıyla birlikte Beşevler dik kaldırması güzergahında ve dik kaldırım çekildiği güzergahında aşamalı olarak tek yönlü trafik akışına imkan veren trafik dolaşım planının uygulanması, Bursa kent genelinde tek yön uygulamaların artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, tespitlerimiz var bu noktada. Onları da tabii kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Arkadaşlar, tabii toplu ulaşımı teşvik etmek için biliyorsunuz indirimler yaptık. İnşallah değerlendirmelerimizi yapalım. 6-7 ay sonra bir indirim daha yapacağız. Eldeki verileri tam bir inceleyelim. Toplu ulaşımı teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle raylı sistemi teşvik etmemiz gerekiyor. Bu noktada toplu ulaşım kültürünü arttırmaya yönelik hamleler içerisinde olacağımızı, düzenlemeler yapılacağımızı özellikle ben ifade etmek istiyorum. Tabi bu manada üst geçitler, kavşaklar hepsi gözden geçirecek. Otobüs hatlarının optimizasyonu özellikle sağlanacak. Stadyum çevresinde otopark konusu ciddi sıkıntı. Yine arkadaşlara verdiğim talimat, hem stada ulaşımın rahatlatılması, emniyetle de istişare halindeyiz. Maç günleri ki bu haftada inşallah yeni bir zafere imza atacağımız bir gün olur. Cuma günü. Emniyetin orada yaptığı uygulamalarla alakalı düzenlemeler de hayata geçerse en azından mevcut sıkıntıları minimize edeceğimizi şimdiden ifade etmek istiyorum. Acemler bölgesinde şu an tek istasyon var biliyorsunuz. Bölgeye yeni bir istasyon yapıyoruz. Şehrin batı tarafına gelenler için bir dağılma noktası, aksi olacak burası. Tam maç günlerinde stadyum çevresinde önlemleri üst düzeye çıkaracağız. Şu gerçeği biliyoruz. 2 tane hastane, 5 tane otel, arkada gelişen bir bölge, Odunluk, Çamlık ve benzerleri, aman Allah'ım. Eğer bir şeyler yapılmazsa geleceğini hayal bile edemiyorum. Bu gerçeklikleri de göz önüne almak durumundayız. Ona göre hareket etmek durumundayız. Arkadaşlar burada özellikle merkezi hükümetin desteklerini ki Sayın Başbakan Yardımcımıza da üzerine basa basa söyledik. İnşallah yakın bir zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde ifade edeceğimiz ki çok uzak olmayan bir zaman içerisinde kendisini Bursa'da da misafir edeceğiz ve bu konudaki derdimizi, heyecanımızı anlatacağız. Arkadaşlar bir tanesi şu an 6,5 kilometrelik kent içi toplu ulaşımın geliştirilmesi, hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik, çevreci, sürdürülebilir ulaşıma katkı olması amacıyla Yıldırım Metrosu projesinin yapımına başlanmasını ve bugüne kadar hiç destek alamadığımız bu konuyla alakalı kredi anlamında destek aldık ama Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle destek alamadığımız konuyu özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan
başbakanımızdan ve hükümet yetkililerinden isteyeceğiz. Bunu özellikle söylüyorum. Bir de tabii sebep olanlardan, yapanlardan Allah razı olsun, gerek yakın doğu çevre yolumuz, gerekse de diğer ana çevre yolumuz önemli bir işlem üstleniyor ama daha önceki master planlarda da ifade edilen ve Ankara-İzmir karayoluna alternatif olarak, çevre yolları alternatif olarak daha etekleri kesiminde Güney İmar çevre yolumuz çok ama çok önemli. Benim özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla bir sürü şey konuşup havada bırakmaktan ziyade özellikle konuşacağım, dile getireceğim, üzerine basa basa da isteyeceğim ve ifade edeceğim iki konudur. Birincisi az önce dediğim Yıldırım metrosu, ikincisi de Güney çevre yoluyla alakalı konudur arkadaşlar. İptal ettiklerimiz, revize ettiklerimiz var dedim. Arkadaşlar, kesinlikle istişare etmeden, araştırmadan yapılmış hiçbir şey yok. Amacım eskiye atıfta bulunmak değil, eski belediye başkanımız da diğerleri de hepsi bizim büyüğümüzdür. Özellikle son iki belediye başkanımız aynı zamanda partilimizdir, abimizdir. Yaptıkları iyi işleri ayakta alkışlarız. Eksik ve aksak varsa da bunu da ifade etmek durumundayız. Gökdere, Setbaşı, Teferruç, kent için teleferik hattı yapım projesi iptal edildi arkadaşlar. 64 milyon artı KDV, Euro'lu alışlar var. Normal şartlar altında 90-100 milyon olacak bir maliyet. Arkadaşlar, Uludağ yapışları devletle yapılmış. Bildiğiniz gibi çok doğru bir proje. Aynen Marmaray'da olduğu gibi, Osman Gazi Köprüsü'nde olduğu gibi bir alt barem belirlenmiş. 300 binin altı olduğu zaman belediye tarafından finanse edecek diye geçen sene 750-800 binlik rakamları bulmuş. Sıkıntı yok. Aynı müteahhit almış hatta. Dedim bunu niye yapıştık devlet almadın? Ya böyle bir şey teklif edemedim. Ama sana kazanmaz bu zaten. Bunu uyarmadın mı sen belediye veya belediye yetkililerini? Ben müteahhit miydi? Girdim ihaleye aldım dedim. Arkadaşlar, yapmaya yaparsınız, borç alırsınız, harç alırsınız, her ne kadar kredilerimiz kapanılsa, işletmeye işletir misiniz? İşte bunda ciddi sıkıntılar var. İnsanlar Uludağ'a giderken ormanları görüyor, gür ağaçları görüyor, kar yağdığında da o güzellikleri görüyor, beyaz örtüyü görüyor. Bu hatta giderken neleri görecek insanlar, ben çok merak ediyorum şahsen. Dolayısıyla bu kaynağı güney-kuzey hattında yol açmak, yol geliştirmek için kullansak bilmiyorum ama tarihe mal oluruz herhalde. Dolayısıyla dediğim gibi bu projeyi iptal etmek durumundayız. Aynı şekilde sıcak su, Gültürk, Pınarbaşı, Alacakırık, Kuştepe, İvazbaşı, Yiğitay, Teleferik hattı projesi de proje yapım aşamasından itibaren durdurulmuştur arkadaşlar. Kesinlikle bununla alakalı çalışma yapılmaması gerektiğini arkadaşlara ifade ettim. Arkadaşlar, yakın çevre yolunun seri viyadığı ve bağlantı yolları yapım projesi. Kükürtlü sıcak su bağlantı viyadığı projesi. Bu iptallerin nedeni şu, anormal yüksek maliyetlerle fantazi projeler dışında koşamayacağımız ifade. İhtiyaçtır, doğrudur. Ama bir yapılabilirlik var, bir de yapılamazlık. Yani biz burada yapılabilir şeyleri konuşmak durumundayız. Rant tabulara gelmek durumundayız ve eldeki kaynaklardan en iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Sel plakası dışında durdurulmuştur arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Bir kere tahtetli ticari servis araçlarının seri plaka satışı geçici süreyle durdurduk. Hazır bizim mevcut problemler var. Şu ilçelerin 2014 seçimi öncesi dağıttıkları şeyler var. Sel plakaları. Ya bunların da neler olduğunu çok net biliyorum. Ben ilçe belediye başkanlığından geliyorum. Yani bazı ilçelerin konuyu abartarak ilçenin potansiyeli olmamasına rağmen çok yüksek rakamlarda sel plaka sattıklarını ve çok uygun fiyatlarla sel plaka sattıklarını biliyoruz. Bunları bir dengeye, ahenge oturtmak durumundayız. Arkadaşlar, Yıldırım Şükraniye'ye bir proje aşamasında iptal edildi. Şu meşhur su kuşu veya efendim hava ulaşımları tabir ettiğimiz deniz uçağını iptal ettik arkadaşlar. Arkadaşlar, Osman Gazi Köprüsü bu devletin yatırımıdır. Sabiha Gökçen
Türkiye'nin en popüler havaalanlarından, iki havaalanından bir tanesidir. Hemen ayağımızın altında. Her ne kadar yeteri kıvamda olmasa da Yenişehir Havaalanı burada. Dolayısıyla 1.2 yolcu ortalamasıyla gidip gelen uçaklarla vakit geçirecek falan değiliz. %10 ile 17 arasında yaptığımız indirimin belediyemize maliyeti bir yıllık 13 milyon. Bu su kuşunun ilk 10 aydaki zararı 18 milyon arkadaşlar. Hesap kitap meselesi bu dedik. Fantazi işlerle uğraşmayız dedik. Kesinlikle bu şehrin imajla alakalı muhakkak karizmasını yükseltecek projelere ihtiyacı var. Bunu sözlerimin başında da ifade ettim. Ama bize zarar ettiren, bir dakika bize kazandırmayan projelerle uğraşmak durumunda değiliz. Bakın güzel bir şey daha yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz yaklaşık 15-16 yıl önce bir araya geldik. Beraber 2 saat kahvaltıda İstanbul'da sabah 8'de. Akabinde de Marmara Belediyeler Birliği'nin bir toplantısı var. Ben de kaldım. Basına da yansıdı. Marmara Denizi'nin 7/24 takip edilmesiyle alakalı uçaklardan birini bu işle alakalı istemeyeceğiz. Tabii onlardan almamız gereken payı alacağız, onu söyleyeyim. Kimseye hibe yapmak zorunda falan değiliz. Diğer uçaklarımızı da en yüksek getiriyle satacağız arkadaşlar. Çünkü bizim kısa ve orta vadeli bununla alakalı uygulama yapacak bir boyutumuz söz konusu değil. Bu bir uçak kuracağımız birlik tarafından ortak olarak aslında bu Körfez mavi bayraktı biliyorsunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda tecrübeleri var. Ama uçağı bu işle alakalı yetersiz. Çok küçük. Bizim şu an 4 uçağımızdan en iyi konumda olan uçağımızı bu işle alakalı değerlendirip nihayetinde Marmara Denizi'nin bütün sahilleri bizde yaklaşık 115 kilometre. Yine Kocaeli'de 115-120 kilometre. Beraberinde İstanbul'da da buna yakın bir kilometre ve işin Balıkesir Çanakkale boyutu da var ama biz özellikle 3 büyükşehir belediyesi yani Türkiye'nin ilk 5'i 6'sı içerisinde yer alan büyükşehir belediyesi olarak bu işi sevk ve idare etmek durumundayız. Burulaş Travel diye de bir birimimiz vardı. Takdir edersiniz ki bunu da iptal ettik. Bununla alakalı gereğini yaptık. Özel sektörden bu işi yapanlar var. Bizim aslında kültür aşağı bünyesinde böyle bir birimimiz daha var ama bu bizim kendi ihtiyaçlarımızı gidermek adına bunu ticari noktada değerlendirmek durumunda değiliz. Çünkü bizim önceliklerimizden değil. Arkadaşlar iptal veya revizyon noktasında konuşurken dedim ya fayda maliyet analizi yapıyoruz. İsa Bey de göreve geldi 3-5 gün sonra. İsa Bey'de yapılan bir katatik transfer istasyonu var. 12 milyon TL bedelli ihalesi gerçekleştirilmiş. 5 muhtarımız bir araya gelip konuyu bize aktardılar. Yıldırım Belediye Başkanımızı aldık. Her gittiğimizde de konu kimle alakalı belediye başkanımıza muhakkak haber veriyoruz. Benim özellikle ilk verdiğim talimatlardan bir tanesi. İlçeye gittiğimizde belediye başkanı veya onun atadığı bir kişinin haberi olmadan iş görmek yok kardeşim. İstişare bizim için çok önemli. Nihayetinde çalışmayı durdurduk. Daha yeni başladık. Henüz yeni. Küçük bir binanın temelini atmışlar. Hemen durdurduk. 1.2 kilometrede de çünkü bu Gürsu ve Kestel Belediyesi için de önemli bu transfer istasyonu. O kadar kamyon trafiğe girerek haldır haldır Hamitlere gitmeye çalışıyor. Transfer istasyonu çok daha farklı ve Samanlı bölgesinde şehri etkilemeyecek noktada bir başka yerde konuşlandırıldı. Orhan Gazi Zeytin İşleme Tesisi. Belediye her şeyi yapmaz ya. Özel sektörün gücünü kullanmak zorundayız. Bursa burası. Bursa gibi ticari aktivitesi yüksek bir şehirdeyiz. İhracatı yüksek bir şehirdeyiz. Yerin iadesini yapıp belediyemiz, Orhan Gazi Belediyemiz marifetiyle yapıştır devret yöntemiyle halledilmesi noktasında. Arkadaşlar yine örnek olsun diye söylüyorum. Yeni iadesi yapılmış, onu da iptal ettik. Mustafa Kemal Paşa içimizde kule restoran. 13 milyon TL bedelli. 13 milyon TL bedelli. Arkadaşlar dedim ya bizim için asıl olan önceliklerdir, aciliyettir, halkın genelini ilgilendiren konulardır. Bu işin bir hesap kitap meselesi olduğunu özellikle üzerine basa basa söyleyeyim.
ve bunun takipçisi. Böyle başka örnekler de verebilirim. Ben konuyu daha fazla uzatmamak adına bu kadar örnekle bırakıyorum. Birinci konu ulaşım dedim kıymetli arkadaşlar. Tabi takdir edersiniz ki ikinci önemli konumuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, il başkanımız da biliyor. Görev tevdiğinden sonra ifade ettiği ilk konu kentsel dönüşüm ve biraz da Doğan Bey'i kastederek, bunu farklı ortamlarda da ifade etti. Doğan Bey'i kastederek dile getirdiği konu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yapılan itirazla şu an kentsel dönüşüm durdu. Kentsel dönüşüm durdu. Tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta odalarla bir araya geleceğiz. Dedim ya ortak akıl bizim için önemli. Önümüzdeki hafta odalarla bir araya geliyoruz. Onların da tabii ki düşünce ve kanaatlerini almak durumundayız. Bekleyen konular var, mağdurlar var. Kimseyi mağdur etmek durumunda değiliz. Gerekenler yapılacak. Ama arkadaşlar, yani 2-3 bin metrekarelik, 1000 metrekarelik alanlarda parsel bazında 150 daire yıkarak 400 daire yapmak kentsel dönüşümle çok izah edilemez bana göre. Buna kentsel yenileme mi dersiniz? Veyahut farklı bir model mi dersiniz? Bilmiyorum. Şimdi konunun tarafları var. Bir vatandaş boyutu, iki belediye boyutu, üç devlet boyutu, dört müteahhit boyutu. Arkadaşlar herkesin kazandığı bir maç olmaz, onu söylüyorum. Bir maçta birileri kazanırsa birileri de kaybeder. Biz öyle sistemler geliştiriyoruz ki herkes kazanıyor. Dolayısıyla buradan hareketle şehri büyütmemiz gerektiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde. 050 ile alakalı bakanlığın tanımlamış olduğu yasal sınırlamalar çerçevesinde kesinlikle 050 devam edecek, bunu söyleyeyim. Onda bir sıkıntı yok. Bunu zaten odalarımız da aynı şekilde ifade ediyor. Onlarla yaptığımız görüşmelerin sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Ama yeni imar alanlarında şehri batı yönünde büyütmemiz gerekliliğini burada bir kez daha ifade ediyorum. Yoksa mevcut yerde 800 metrede, 1000 metrede yıkarak 5 kat, 15 kata çıkararak çözüm üretmemiz arkadaşlar iş değil. Tabii burada bir Doğan Bey olayı var ki aslında yüksek katlı başka binalarımız da var ama özellikle Ulu Cami gibi, Kapalı Çarşı gibi Uludağ'ın hemen ön görüntüsünde olduğu için ve beraberinde şehrin tam tabiri desek göğsüne, böğrüne saplanan bir hançer gibi olduğu için sıkıntılı bir konu ve bu konuyla alakalı da bir şeyler yapmış olmayı çok arzu ediyorum gerçekten. Kafamda bununla alakalı bir şeyler var ama beraberinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya katkısının ve desteğinin özelliği bizim için çok değerli ve önemli. Onunla özellikle de bunun istişare edileceğini ben özellikle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda mevcut bekleyenlerle alakalı mümkün olduğu kadar sorunlar aşılarak halledecek. Onu zaten 21'inde meclisimiz var biliyorsunuz. Oraya kadar halletmek gerekiyor. Ama yeni sistemin de ilgili taraflarla bir araya gelinerek özellikle kamuoyuna paylaşılacağını ben burada arkadaşlar bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii üçüncü önemli konu başlığımız arkadaşlar Yeşil Bursa kent istediği ve bu başlık altında toplanmış konular. Evet Bursa bir tarih şehri, Bursa bir kültür şehri, Bursa bir ticaret şehri, Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti ama Bursa'yı bu görüntüye yaraşır manzaralar içerisine sokmamız gerekiyor. Şehrin giriş çıkışlarının Yeşil Bursa temasına uygun olarak düzenlenmesi derdiği ilk talimatlardan bir tanesi arkadaşlar. Kesinlikle bu yapıya bürünmemiz gerekiyor. Hem İstanbul girişi, Yalova girişi, hem şehrin doğu girişi Ankara tarafı, hem de şehrin batı girişi İzmir tarafının aynı görüntüye bürünmesi gerekiyor. Karayolu kenarlarına peyzaj düzenleme çalışmaları, batçıklar, kavşaklar, üst geçitlerde. Tabii Orman Bakanlığımızdan da bu konuda tam destek aldık. Billboard kirliliğine acilen bir düzenleme. Her önüne gelen yere billboard yok artık böyle bir şey. Hatta bazılarını kaldırtıyorum. Ve bu işi de
arkadaşlar kent estetiği birimine verdik. İlginçtir, daha önceden destek hizmetlerindeyken biz bunu şimdi kent estetiği birimine verdik. Karar verecek olan o arkadaşlarımız. Yeni bir şey koymak yok. Mevcutlarla ilgili de düzenleme. Tarihi bina, anıt değerinde yapılar ve ağaçların aydınlatmaları. Eski stadyumun olduğu bölge ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önemsediği bir konu. Oradaki çalışmalara da hız verdik. Gönlüm makro proje olarak şunu arzu ediyor. Hem okulu hem yandaki artık işlevini kaybetmiş spor salonunda katarak şehrin otopark ihtiyacına giderek üçlü bir proje. Ama özellikle eski stadyum anlamında etrafında çok ciddi bir ağaçlandırma yapılarak bu alan şehre yakışır, yaraşır, gerçek manada bir meydana dönüştüreceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, dördüncü konu başlığımız Uludağ, turizm ve şehrin tanıtımı. Belki de bizim en çok konuşmamız gereken, en çok üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi. Yine ifade ettiğim bir konuydu. Uludağ Daire Başkanlığı diye özelde bir daire başkanlığı oluşturabiliriz. Uludağ bu şehrin bir değeridir. Uludağ iyi bir çekim merkezi olabilir. Uludağ yıl 12 ay Bursa için önemli bir kazanç kapısı olabilir. Uludağ tek başına kendi içinde bir yapı olarak düşünmemek lazım. Su ve kanalizasyonla alakalı çalışmalar yapmışız ama daha önce taahhüt ettiğimiz halde katlı otopark, arıtma, kongre kültür merkezi, spor alanlarını maalesef yapamamışız. Bu realiteyi çok değerli Orman ve Su İşleri Bakanımıza da ifade ettim. Sağ olsun kendisi tam destek vereceğini söyledi. 12. ayın ikinci yarısı diye ifade edilmişti bu ayın. Fakat 5-6 Ocak tarihine alındı. Çevre ve Orman Bakanlığı ile bir turizm çalıştığı gerçekleştireceğiz. Yapılması gerekenleri de burada bir bir hayata geçirmek durumundayız arkadaşlar. Otoparklar yapmak durumundayız. Yollar şu an genişletiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum bakanımıza, başbakan yardımcımıza ilgi ve takiplerinden dolayı. Acemi pistiği ile alakalı milli parklar yer tahsilini yaptı bize. Burada çalışma yapılacak. Yürüyüş yolları. Yine orada tek bize ait alan var arkadaşlar. Ya işlet devlet modeliyle olabilir veya otel yapma şartıyla olabilir. Bir satış işlemi gerçekleşebilir. Yeni oteller kazandırmamız gerekiyor. Ama dediğimiz gibi yaz, kış, sonbahar, ilkbahar, mevsim hiç fark etmez. Toplantıların, kongrelerin, tatilin yapılacağı bir mekana dönüşmesi gerekiyor Uludağ. Ama yıl 8, 9 ay, 10 ay tabir edilmesi sinek avlayan, 2 ayında ise trafikten geçilmeyen kilit noktadaki bir Uludağ'dan ziyade yılın 12 ayına yayılmış bir anlayışı burada ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Tabii turizm yönümüzü ön plana çıkar, çalışmalar yapılacak. Bu noktada öncülük yapacağız ve gerekli lobi faaliyetleri içerisinde kesinlikle Bursa Büyükşehir Belediyesi de olacak. Arkadaşlar, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezimizi de uluslararası organizasyonlarda ve dolu dolu çalışmalarda inşallah göreceksiniz. Kültür derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın günleri var hala. Yöresel yemeklerini ikram ettikleri, mangalını, kebabını yaptıkları. Arkadaşlar, bu alan çok daha güzellikler hak ediyor. Şehre değer katacak organizasyonlar hak ediyor. Özellikle hem buranın işletmecisi, yöneticisi hem de kent konseyi başkanımız olan Hasan Bey de burada, kendisine de ifade ettim. 2018 Atatürk Kongre Kültür Merkezi için bambaşka bir yıl olacak. Çok farklı organizasyonlarla, çok kısa bir süre önce yapılan Endonezya günleri gibi önemli dolu dolu programlarla, hatta daha üst düzey programlarla, fuarlarla burada buluşacağız. Muhakkak bu şehrin değeri olan, gerçekleri olan kültürel etkinliklerimiz için de uygun olanlar için bu alan, uygun olmayanlar için de farklı alanlar kullanılarak faaliyetler gerçekleştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar, İznik çok önemli bir değer, onu söyleyeyim. İznik'e ziyarette de bunu ifade etmiştim. İznik'te şu an ciddi bir sahil düzenlemesi var. Bu Bazilika ile alakalı, bu da ciddi bir çekim merkezi haline gelebilir. Şu an projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bunun tanıtımını iyi yaparsak ben hem İznik için hem Bursa için ciddi bir kazanım olacağını düşünüyorum. Bu konudaki arkadaşlarımıza da bu yönde talimatlarımızı verdik.
Mudanya sahil düzenlemeleri geçirdiği süreçte evreleri biliyorsunuz. Büyükşehir Belediye'mizin elinde olmayan, ilçe belediye başkanımızın da ifade ettiği, oradaki teşkilat mensubu arkadaşımızın takip ettiği konudur. Gecikmeler var, doğru. Bugünlerde tamamlandı. Çok küçük, ufak tefek tuşlar haricinde. Zaten yarın ziyaret yaptığımızda da son noktayı koyup bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz Mudanya ile alakalı, onu değerlendirmek durumundayız. Tabii Mudanya'da ciddi bir otopark sıkıntısı, ciddi bir trafik problemi var. Master plan olarak da Mudanya'ya alternatif bir çevre yolu oluşturulması noktasında da çalışma yapılması gerektiğini burada üzerine basa basa hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, su kanalizasyon ve çevre yatırımları, yani bizim ikinci göz bebeğimiz BUSKİ ile alakalı yatırımlar. Tabii yapılmış güzel çalışmalar var. Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımıza da ifade ettim. Gücümüzün asla yetemeyeceği projeler var bizde. 9-10 tane projeyi de kendilerine bu manada pasladık. Özellikle bunların takip edilmesi noktasında. Yapımı devam eden Avzalet Arıtma Tesisinin %80'ler seviyesinde 1,5 yıl içinde şehir merkezindeki ihtiyacı tamamen gidereceğiz. Arkadaşlar son 16 ay dedim. Büyük yatırım asla girmek yok. Mevcutlar çok şey yapıp yarım yarım yapmaktansa biraz daha az yapalım ama tamamlayalım. Mevcutların acilen bitirilip randevulara getirilmesi lazım. Siz sulamayla alakalı işin %80'lik kısmını yapmışsınız, ciddi maliyet üstlenmişsiniz. %20'lik kısmını yapmadığınız için otomatikman birileri de bu sulama sisteminden istifade edemiyor. Biz şu kadar yatırım yaptık diyoruz ama köylü, çiftçi konudan istifade edemediği için isyanlar da. Ya bu kadar para harcadılar, biz bunu kullanamıyoruz diye. O yüzden verdiğimiz talimat yarım kalan işlerin tamamını bitirmesi lazım. Yeni bir yatırım bu manada aciller haricinde söz konusu değil. Suda %10 indirim yaptık biliyorsunuz. Bu hesapsız kitapsız yapılmış bir yatırım değil. Kesinlikle 6-7 ay sonra tekrar bir daha mevcut rakamları değerlendirip bir indirim daha gerçekleştireceğiz. Ve elimizde su fabrikamız var. Bu kadar ciddi borçlarımız varken sebep olanlara teşekkür ediyoruz. 80 milyon TL gibi bir para harcadığımız su fabrikamız var. Yeni zamanı geldiğinde her şey değerlendirilir. Ama şu an bir yıl sonra yine kendi şirketimiz olan Cihat Erbali Aşe'ye devrimi gerçekleştirdik. Ve bugünlerde başlayacak inşallah. Ama bizim bu noktada burayla alakalı değerlendirmeleri yaptığımızı, yapacağımızı da ben burada özellikle ifade etmek istiyorum. Arıtma tesisinin yaydığı kötü kokuların bertaraf edilmesi, bu en önemli konulardan bir tanesi. Bunları gidermek adına yapılacak çalışmalar var. Çevreyle ilgili hafriyat dökümleri, çevre kirli, hava kirli gibi konularda ciddi müeyyidler uygulanacak. Hani kalorisi düşük kömür denetimleri, kimyasal atıkların yakılması gibi tedbirlerde, denetimlerde çevre dairemiz tarafından seri bir şekilde takip edilecek. Arkadaşlar 6. konu başlığımız. Bu arada BUSKİ ile alakalı genel müdürümüzle biliyorsunuz önceki istihdamda akabinde de emekli ayrılacak. Yıllardır genel müdür yardımcısı olarak görev yapan ve yine değerli bir bürokratımızın vekaletinde süreç devam edecek. Güngör Bey'in, Güngör Güneş Bey'in vekaletinde devam edecek. O asalete de dönüşebilir. Bu farklı bir değerlendirme de yapılabilir. Bu arada yine orada genel müdür yardımcısı olan Talat Özen Bey de biliyorsunuz BASKİ, Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi'nin müsaadesini biz de seve seve kendisine müsaade edeceğimizi, hayırlı olmasın diye bir sözü kendisine ifade ettik. Muhakkak surette orada da bir dizi inşallah Güngör Bey sorumluluğunda çalışmalara bugünden itibaren başlayıp bazı değişimler, dönüşümler söz konusu olacak. Mevcut ataleti kaldırmamız için de bunları yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar 6. konumuz belediye iştiraklarımız. Kıymetli arkadaşlar özellikle belediye iştirakları dedim çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 11 civarında iştiraki söz konusu. İşte ulaşım işinin işletim ve bakımını yapan buralar. Sosyal tesislerin işletmeciliğini yapan Burfaş.
Tabii bunların tek tek isimlerini saymaya gerek yok. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Buna dair yöneticilerle alakalı bazı değişiklikler yapıyoruz. Ben oturup sosyal medyadan yazı yazacak, efendim, hariçten gazel okuyacak kadar fazla vakte sahip değilim. Geceleri 2'den 3'lere kadar çalışıyorum. Çalışmam gerekiyor. Ekibimi de çalıştırıyorum bu manada. Ama ben işin realitesine bakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 24 tane sosyal tesisi varken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 50 küsur, 56-57 civarında sosyal tesisi varsa ve halka dokunma noktasındaki rakamlar incelendiğinde bir aksaklık varsa kimse kusura bakmasın, ben hamasi YouTube'lara çok fazla itibar etmiyorum. Rakamları değerlendirmek durumundayız. 43 milyonluk bir zarar var ortada. 43 milyonluk bir zarar. Dolayısıyla bunların hepsini harfiyen değerlendirmek durumundayız. Sözüm kimseye değil, bugüne kadar olanı olur. Ben bundan sonraki sürece bakıyorum. Hepsini tabir edilse şakır şakır kapatayım, yedi yerler açmayayım, bunları küçülteyim, bitireyim gibi bir derdin, heyecan içerisinde falan asla değil. Kıymetli arkadaşlar, tabii personelin de verimli kullanılması, yatırımların da ihtiyaca göre, öncelik sırasına göre planlanması, kar amaçlı değiliz ama kusura bakmayın, zarar amaçlı da değiliz yani. En azından kafa kafaya lazım kardeşim yani, en basit, düz mantıklı yani. Ve halka dokunsunlar, özellikle söylüyorum yani. Belediye marifetiyle, iftarlara yemek olmak, iftarlara yemek vermekle, efendim, farklı derneklerin ihtiyaçlarını gidermekle, biz bunu sosyal hizmet olarak anlatırsak, kusura bakmayın ama sosyal tesis işletmecinin amacı bu değil. Benzeri tüm yerler bu manada sorgulanıyor. İhaleleri de sorgulanıyor. Bak çok basit bir şey söyleyeyim. Burulaş Genel Müdürümüz burada. 5 tane ihaleye zeminname çıkardı. Doğru mu? Bakım onarım. Normalde Burulaş'ın hazırladığı ve bugünlerde yapılması gereken ihaleyi zeminnameyle erteledik. Bakım onarım. Güvenlik, temizlik, yemek ve şoför alımı. 105 milyon tutarında. Arkadaşlar bu ihaleyi 10-15 milyon daha aşağı almak mümkün. Daha aşağı almak mümkün. Bütün hücrelere girmek durumundayız. Kimse kusura bakmasın. Hesap kitap yapıyoruz. İşin aciliyetini, önemini az önce ifade ettim. İnşallah sosyal tesislerimiz gerçek manada halka dokunan sosyal tesisler anlamında işletilecek. İyileri var zaten. Bunları biliyorsunuz. Bunlar zaten devam edecek. Arkadaşlar yedinci konu başlığımız, Bursa takdir ederseniz ki Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer'den ibaret değil. Bursa 2.915.000 nüfusunun, hatta yeni ölçekler Ocak ayında açıklanacak 3 milyonu muhtemelen geçmiş bir nüfusa sahip ve Bursa'nın Orhanelisi de var, Mustafa Kemal Paşa'sı da var, Yenişehir'i de var, Orhan Gazi'si de var. Bunların hepsinin hesabını, kitabını yapmak durumundayız. Koordinatörlük diye bir müessese vardı arkadaşlar. Hiçbir titri olmadığı halde yetkili bazı arkadaşlarım vardı. Hepsinin işine son verdi. Böyle bir şey yok kardeşim. Sistem işleyecek bundan sonra. Bizim ilçelerdeki en büyük koordinatörümüz belediye başkanlarıdır. Belediye başkan arkadaşlarımıza da bunları özellikle ifade ettim. İlçe belediyelerinin yapması gereken işleri ilçe belediyesi yapacak. Büyükşehir'in yapması gerekenleri büyükşehir yapacak. Ama bunların hepsi koordinasyonla. Arkadaşlar ben ilçe belediye başkanlığından geliyorum. Bizim çok sıkıntı çektiğimiz 3,5 senede bir konu vardı. Hizmet masası vardı. Sorulduğunda bu büyükşehirin yetkisinde yatan. Yok. Büyükşehirin yetkisinde olan konu orada alınıp aynen burada. BİKOM var burada da. Fakat çalışmıyor BİKOM. Şimdi bu hafta eğitimleniyor ilçelerdeki tüm arkadaşlar. 17 ilçe dahil. Büyük oranla Keles'te dahil. Vatandaştan konu geldiğinde muhakkak surette Bursa merkezine irtibat kurulup sonuçlandırılacak. Her şey yapılamaz, şey mümkün değil. Ama bu manada gelen sorunun iyi tespit edilip zamanıyla vaktiyle tam olarak belirtilip karşı tarafa ifade edilmesi çok ama çok önemli. Şu tarihte yapılacak veya şöyle halledildi diye bu konu çok önemli.